Evet sevgili iç mimar arkadaşlar, kıymetli meslektaşlarım, bayram süresinde arayan, soran, mesaj atan herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Döndüklerim oldu, dönemediklerim oldu. Döndüklerime tekrar selam olsun, dönemediklerim kusuruma bakmasın. Herkes bayramı kutladıktan sonra sordukları ilk soru şu: iç mimarlar odasında İstanbul Şube'de neler oluyor? Olaylar, iç mimarlar odasında neler oluyor, neler bitiyor? Bunların hepsini şimdi tek tek anlatacağım, tek tek konuşacağız. Olaylar nedir, ne değildir? Tüm ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Öncelikle tüm ulusal basına düşen İç Mimarlar Odası Ankara Genel Merkez seçimindeki çirkinlikleri kınıyorum. Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcısının sergilemiş olduğu agresif tavırlardan dolayı vicdanı ve tartışmayı kamuoyuna bırakıyorum. Çünkü bir genel başkanın kendisini eleştiren bir delegeye saldırması, küfür etmesi ne kadar sığ, ne kadar tahammülsüz ve ne kadar eleştiriye kapalı olduğunun delili ve ispatı olmuştur. Kendi iş hayatını ve aile hayatını yönetemeyen insanların koskoca şube olan İstanbul İç Mimarlar Odası Şubesini yönetebileceğini zannediyor musunuz? Bilerek oy verin, anlayarak oy verin, tanıyarak oy verin. Sadece arkadaşınız bu listeye oy ver dediği için oy vermeyin. Bu listede iyilerin yanında gerçekten kötüler de var. Bu mesleğe hizmet edecek insanların yanında hizmet etmeyecek, bu mesleğin sırtından geçinecek insanlar da var. Bize ne düşüyor? Bize düşen şey şu: iyilerden kötüleri ayıklamak. Kötüleri kenara çıkarmak. Biz bu seçimde bunu yapmalıyız. Ben bu seçimde bunu yapacağım. Benim elime tutuşturulan bir listeyi olduğu gibi oraya yazmayacağım. Papağan gibi tekrarlamayacağım. Adayları tanıyacağım, inceleyeceğim ve daha sonrasında kendi ideal listemi yazacağım. Yani iz listesinden beğendiğin insanları yazabilirsin. Denge listesinden beğendiğin insanları yazabilirsin. Net listeden beğendiğin insanları yazabilirsin. Bu mesleğe hizmet edecek insanları yazabilirsin. Sen olduğu gibi eline verilen listeyi tutturursan bundan önce iç mimarlar odası neyse bundan sonra da aynısı olur. Senin pazar günü kalkıp gelip zamanını ayırıp oy kullanmanın hiçbir anlamı olmaz. Sen gerçekten mesleğini seviyorsan doğru listeyi sen oluşturacaksın. Sana düşen en önemli görev bu. Çünkü o insanlar senin verdiğin oyla hata yapıyor. O insanlar senin verdiğin oyla kendi çıkarları doğrultusunda iç mimarlar odasını kullanıyor. Yani bunda sen de ortaksın. Sen de ortak olmak istemiyorsan eskilere yol vereceksin. Yeni pırlanta gibi insanlara oy vereceksin. Bakacaksın bundan önce neler yapmışlar. Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Yeter arkadaşlar. Bıkmadı mı bu insanlar? Bu iç mimarlar odasını sömürmekten usanmadı mı? Eskilere yol veriyoruz, yenilere oy veriyoruz. Ben öyle yapacağım. Listeyi elime alacağım ve bütün listeler ilçe seçim kurulunun onaylı halinde tam karşınızda asılı olacak. Oradan istediğiniz ismi yazarak İstanbul için gerçekten olması gereken listeyi oluşturabilirsiniz. Yani istediğiniz kişilerin sizi yönetmesini sağlayabilirsiniz. Oy kullanırken elinize tutuşturulan listeyi tamamen papağan gibi sıralamak ve yazmak zorunda değilsiniz. Eskilere yol verin, yenilere oy verin. Çünkü ben öyle yapacağım. Olayları iç mimar ve televizyoncu kimliğimle size yorumlayacağım ve özetleyeceğim. Haydi şimdi konulara yavaş yavaş geçelim. Aynı genel başkan ve genel başkan yardımcısı, tahmin ediyorum onların her türlü işini kılıfına uyduran denetim kurulu başkanı kuvvetli ihtimal İstanbul'a gelecek. 5 yıldızlı otelde yerini ayırtacak ve her türlü giderler iç mimarlar odasına yazılacaktır. Haricinde unutmayın, odamızın avukatı olan genel başkanın çocukluk arkadaşı, aynı zamanda kişisel avukatı, aynı zamanda odanın avukatı olan arkadaş Sayın Esmer ve onun yardımcıları da kuvvetli ihtimal iç mimarlar odasının bütçesinden 5 yıldızlı otellere yerleşecek ve bütün giderleri iç mimarlar odasına yazılacaktır. İç Mimarlar Odası Genel Merkez Merve Yılmazer'in İç Mimarlar Odası'na, İstanbul Şubesi'ne başkan olmasını istiyor. Neden mi başkan olmasını istiyor? Çünkü Merve Yılmazer onlara koşulsuz itaat ediyor ve onlara ciddi anlamda firmalardan para topluyor. Onlar için doğruluk, dürüstlük, yalan hiç umurlarında değil. Onların kim işine yarıyorsa onlar için o yeterli. Bir önceki İstanbul Şube seçimlerinde ne olmuştu? Hemen anlatayım size. Sabah seçimler için otele gittiğimde Merve Yılmazer'in arkasında 3 tane korumayla dolaştığını fark ettim. Sordum Merve Yılmazer'e. Dedim ki, Merve Yılmazer, bu arkadaki 3 tane ızbandut gibi koruma nedir? Sen kimden korkuyorsun? Kimden çekiniyorsun? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydun? Yakışıyor mu şeklinde bir cümle kurdum. Merve Yılmazer o korumaları devletin gönderdiğini ve olması gerektiğini söyledi bana. Ben devlet korumasının çanta taşıdığını görmemiştim. Şüphelendim açıkçası. Korumalar Merve Yılmazer'in arkasında çantasını taşıyordu. Daha sonra basın kimliğimi göstererek korumalara yaklaştım. Polis memuru olup olmadıklarını sordum. Önce cevap vermek istemediler. Daha sonra valiliği arayacağımı ve buraya polis çağıracağımı söyleyince polis memuru olmadıklarını beyan ettiler. Daha sonra kim olduklarını sordum. Merve Yılmazer'in babasının arkadaşları olduğunu söylediler. Daha sonra Merve Yılmazer'in babasının ismini sorduğumda, babasının ismi ne Merve Yılmazer'in diye sorduğumda ikisi de birbirinin yüzüne baktı ve cevap veremedi. Dolayısıyla Merve Yılmazer'in kendisinin tezgahladığı bir şov oldu.
olduğunu orada anladım. Ve daha sonra Merve Yılmazer'in bu yalanını yakaladıktan sonra benim gözümde zaten yok hükmüne düştü ve akabinde seçimlerde nötr olmayı düşünüyordum. Tam tersi Merve Yılmazer hakkında bütün gerçekleri bütün çıplaklığıyla ortaya dökme konusunda kararlı adımlarla ilerledim. Daha sonra aklanma süreci oldu. Çünkü bir yerde yalan söyleyen her yerde yalan söyleyebilir arkadaşlar. Anadolu'da bir söz vardır. Yalanla iman bir arada durmaz. Yalan söyleyen insanlara çok tahammülüm yoktur benim. Kafanın kesileceğini de bilsen, seni öldüreceklerini de bilsen doğru söylemelisin ve dürüst olmalısın. O yüzden Merve Yılmazer'in yalanlarını ve dolanlarını ifşa ettik ve akabinde İç Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nde Merve Yılmazer aklanmadı. Merve Yılmazer'in aklanmama konusunun üstünü kapatıyor genel merkez. Neden? Gerekçeleri de şu: divanın bir komisyon kurması gerekiyormuş. Divan komisyon kurmamış. Genel başkan orada, genel başkan yardımcısı orada, genel sekreter orada. Tüm kadro zaten İç Mimarlar Odası'nın bütçesiyle oraya tatile gelmişsiniz. Orada TUMOB'u aramışsınız. Her türlü konuyu sormuşsunuz. Bu konuyu niye uyarmadınız? Çünkü özellikle tezgahlıyorlar, özellikle planlıyorlar ve onu bahane göstererek Merve Yılmazer'in fiziklerinin üzerine kapatıyorlar. Onlar ne kadar kapatırsa kapatsın, ben bu konuda olayın takipçisi olacağım ve takipçisi olmaya devam edeceğim. Genel merkezin adayı şu anda Merve Yılmazer ve Merve Yılmazer'in tekrar başkan seçilmesini, onlara koşulsuz itaat etmesini ve akabinde onlara firmalardan bol bol para toplamasını istiyorlar. Çünkü Merve Yılmazer ne kadar çok para toplarsa Milano'ya bir kez daha fazla giderler, Dubai'ye bir kez daha fazla giderler. Bu nedenden dolayı Merve Yılmazer'in olması için neler mi yapıyorlar? Hemen size bir açıklayayım. 6 ay önce bir dilekçe yazdım İç Mimarlar Odası Genel Merkez'e. Hala dilekçeme cevap gelmedi ama söz konusu Merve Yılmazer olunca 9 günlük bayram tatilinde bütün üyelere, İstanbul'daki üyelere Merve Yılmazer'in aklanmadığı için aday olamayacağı konusundaki sorular üzerine hukuk birimine görüş sorulduğu ve bununla ilgili görüş alındığı ve bu görüşün bütün üyelere mesaj ve e-mail yoluyla aktarıldığını gördüm. Yani bayram tatilinde de isterse İç Mimarlar Odası çalışabiliyor, açabiliyor. Peki madem siz bayram tatilinde bile İç Mimarlar Odası'nı açabiliyorsunuz, madem böyle çalışabiliyorsunuz, 6 ay önce yazmış olduğumuz dilekçelere neden cevap vermiyorsunuz? İş yoğunluğu diyorsunuz. Ya da bayram tatilinde kime açtırdınız İç Mimarlar Odası'nı? Peki bu maili kime attırdınız? Peki bayram tatilinde İç Mimarlar Odası'nın avukatını çalıştırdınız, fazla mesai ödediniz mi? Yalan dolan, sizin hayatınız yalan olmuş, sizin hayatınız entrika olmuş. İç Mimarlar Odası'nı tamamen kendi kişisel hedefleriniz ve arzularınız için bir araç haline getirmişsiniz ve onu istediğiniz yere sürüyorsunuz. Siz sürmeye devam edin, ben de sizleri ifşa etmeye devam edeceğim. Ne vicdanınız, ne ahlakınız, ne de adaletiniz var. Sizin ne olduğunuzu ben çok iyi biliyorum. Birçok insana da en iyi şekilde anlatmak için gayret ediyorum. Çünkü bizler gerçekten insanlara anlatamadığımız için zaten sizler seçiliyorsunuz. Bizler daha çok konuşacağız, daha çok çalışacağız, daha çok her şeyi ifşa edeceğiz ve sizin kim olduğunuz, ne olduğunuz bir şekilde ortaya çıkacak. Merve Yılmazer seçimleri kaybetmişti. Kaybettikten sonra ağlama seansları geçirip beddua seansları yapmıştı bazı tarikat ve cemaat liderleri gibi. Hatta beni de arayarak, ailemi de işin içine dahil ederek beddua seansları yapmıştı. Merve Yılmazer beni arayarak benden destek talep etti. Ben asla yalan söyleyenlere destek olmam, destek de vermem. Kazanmak hiç önemli değil. Onursuz kazanmaktansa onurumla kaybetmeyi her zaman yeğlemiş bir insanım. Ve her zaman onu ilke edinmiş bir yapım vardır. İstanbul Şube'de neler oluyor, neler oldu, neler olacak bundan sonra size paylaşayım isterseniz yavaş yavaş. İstanbul Şubesi'nde bir önceki seçimlerde iki tane liste vardı. Bir tanesi Merve Yılmazer'in listesi, bir tanesi Herdem Süer'in listesi. Merve Yılmazer'in listesi kaybetti, Herdem Süer'in listesi kazandı. Bu liste içerisinde Osman Arayıcı diye bir Mimar Sinan Üniversitesi'nde hocamız vardı. Ve daha sonra Osman Hoca ile Herdem Süer birbirlerine düştüler. Nedeni nedir? Başkanlık kavgası. Osman Hoca tecrübeli ve deneyimli olduğu için başkanın kendisi olması gerektiğini iddia etti. Herdem Süer ise şımarık bir zengin çocuğu tavrıyla ben başkan olmazsam ortalığı dağıtırım, yakarım, yıkarım havasıyla hareket etti ve günün sonunda olan iç mimarlık mesleğine oldu, olan iç mimar meslektaşlarımıza oldu. Bu güzel zamanlar mesleki deneyim ve mesleki kazanım elde edilmesi gerekirken kişisel sürtüşmelerle ve ego savaşlarıyla geçti ve daha sonra Herdem Süer'in genel merkez ziyareti sonrasında Osman Arayıcı da aslında genel merkeze itaatini ve bağlılığını bildirmiş olmasına rağmen Merve Yılmazer'in baskısı ve talebi üzerine İstanbul seçimleri yenilenme kararı alındı ve bunun için kılıf ve sistem hazırlandı. Ve bu doğrultuda şu anda seçime gidiyoruz. Evet, seçimde 3 tane liste var. Merve Yılmazer'in listesi, Herdem Süer'in listesi. Evet, bu seçimlerdeki en çok güldüğüm olaylardan bir tanesi de en çok
orada burada olan, şöyle böyle olanların da liste adına net liste koyuyor olması beni çok şaşırttı açıkçası. Çünkü şöyle bir bakıyorum, Merve Yılmazer 3 seçimdir seçime giriyor. Her seçimde yanındaki insanlar onu terk edip uzaklaşıyor, terk edip uzaklaşıyor. Önce yeni insanlar buluyor, onları sömürüyor, sömürüyor, sömürüyor. Daha sonra bir posa olarak kenara atıyor. Bir bakın bakalım yola çıktıklarıyla yolda bulduklarını nasıl değişiyor. Böyle bir yapıya, böyle bir kişiliğe, böyle bir karaktere net liste denmesi de açıkçası beni çok şaşırttı. Merve Yılmazer dediğimiz arkadaş artık bıkmadın mı, usanmadın mı, yetmiyor mu, doymadın mı? Merve Yılmazer'in seçilmeden önceki fiziki görüntüsüyle şu anki fiziki görüntüsünü tanıyanlar bir hayal etsin. Merve Yılmazer'in seçilmeden önceki iç mimarlar odasına girmeden önceki maddi durumuyla şu anki maddi durumu arasını bir karşılaştırsınlar. Aradaki farkı göreceksiniz. Ve dolayısıyla burada ne var da bu kadar buraya ısrar ediyorsunuz Sayın Merve Hanım? Net liste diye bir isim koymuşsunuz. Hiç net değilsiniz ve buna rağmen net liste isminde bir isim mi olur? Oluyor mu? Yakışıyor mu? Bence hiç olmuyor. Evet. Şöyle bir bakıyorum listeye. Merve Yılmazer'i zaten hepimiz tanıyoruz. Yeterince anlattık. İslahan Kod Çapar. Bu yolculukta hep ikinci adam, ikinci adam, ikinci adam ya da ikinci insan, ikinci insan, ikinci insan. Sürekli hep birilerinin arkasında, birilerinin gölgesinde sırf listelerde yer alabilmek için mücadele eden bir arkadaşımız, meslektaşımız, kardeşimiz. Neredeyse 15 yıl oldu, belki 8-10 seçim oldu. Yorulmadınız mı, usanmadınız mı? Hala bu neyin hırsı, neyin gayreti, neyin uğraşı? Yeter artık, olmazsa bir şey olmuyor. Çok da ısrar etmeye gerek yok. Lisedeki diğer arkadaşlara bakıyorum. Diğer arkadaşları tanımadığım için onlara bir şey diyemem. Yeni insanlar var, pırlanta gibi insanlar var. Onlarla ilgili yorum yapamam. Çünkü tanımadığım insan hakkında yorum yapmam çok doğru olmaz. Mantıklı olmaz. Dolayısıyla Merve Yılmazer yola çıktıklarını, sürekli yolda bulduklarıyla değiştiği için bundan dolayı etrafında kimse kalmıyor. Çünkü bir süre sonra kişiliğini, yapısını tanıyan insanlar ondan hızla uzaklaşıyor. Çünkü dertleri iç mimarlar odasına bir şey katmak değil, dertleri kendilerine bir şey katabilmek, kendileri için gayret edebilmek. Bunları da herkes açıkçası görüyor ve biliyor. O yüzden fazla da yoruma gerek yok diye düşünüyorum. Evet, İç Mimarlar Odası'nda ikinci liste İz grubu, yani Herdem Süer'in grubu. Evet, Herdem Süer'in listesi. Evet, şöyle bir düşünelim. Herdem Süer kim? Herdem Süer İç Mimarlar Odası'na kafayı takmış, orada başkan olabilmeyi kendisine bir ilke edinmiş. Hayali tamamen oraya başkan olmak üzerine kurulu, hayatı oraya başkan olmak üzere kurulu bir arkadaşımız. İlk zamanlarda biz gerçekten meslek adına bir şeyler yapabileceğini, bir şeyler katabileceğini düşünüyorduk ama Herdem Süer'in şımarık bir zengin çocuğundan başka hiçbir şey olmadığını anladık bu süreçte. Neden anladık? Çünkü Osman Arayıcı ile beraber kazandıkları listede herkes ısrar etmesine rağmen İstanbul'da bir seçim oldu ve iyisiyle kötüsüyle bu dönemi tamamlamaları gerektiğini söylediğimiz halde illa da ben başkan olacağım, illa da ben başkan olacağım diyerek kreş çocuğu seviyesinde tutturması gerçekten çok acı bir şey ve bu davranışlar hakikaten nasıl bir psikolojinin ürünüdür anlamak mümkün değil. Çünkü şöyle bir baktığın zaman geçmişine doğru baba parasıyla okumuş, hayatındaki bütün sahip oldukları şeyler, babasının ve ailesinin ona sunduğu şeyler, bireysel olarak bir başarı elde etmesi gerekiyor anladığım kadarıyla bu zamana kadar kendisine yapılan harcamaların ve verilen emeklerin ve bunun karşılığı da İç Mimarlar Odası'na başkan olduğu takdirde bunun hepsinin ödeneceğini zannediyor. İç Mimarlar Odası'nı kendisini ispat etme adına bir platform olarak görüyor ve oraya kilitlenmiş başkan olabilmek için her türlü eğilmeyi, her türlü yamulmayı, her türlü tavizi kendisine veriyor. Bunu nereden anlıyoruz? Seçimlerden önce genel merkeze giderek kürsüde genel başkanla ilgili dile gelmez sözleri sarf ettikten sonra genel başkanın kalkıp kendisine hakaretvari sözler söylemesine rağmen tekrar onun yanına giderek İstanbul seçimlerini yenilenmesi ve aday olması konusunda kendisine destek vermesi konusunda ricacı olması zaten neyin ne olduğunu ortaya seriyor. Evet, yine aynı liste içerisinde Ahmet Yalçın'ı görüyoruz. Ahmet Yalçın da süreç içerisinde tanıdığımız kadarıyla çok etliye sütlüye karışmayan ganimetçi bir arkadaşımız. Genel anlamda hiç kimsenin yüzüne gerçekleri söylemeyen, ciddi anlamda insanlarla ilgili fikirleri farklı olduğu halde çok güzel rol yapabilen, önü arkası bir olmayan bir arkadaşımız. Arkasından konuştuğu bir insana karşı karşıya geldiği anda övgüler dizebilen ve ona iltifatlar edebilen, yani dik duruş sergilemeyen bir arkadaşımız. Son girmiş olduğu 4 seçimde de kaybeden ama kaybettiği halde hala
kendisinde bir keramet var zanneden bir arkadaşımız. Listedeki diğer arkadaşlar tabii ki yeni. Erdem Süer'de de aynı şey geçerli. Merve Yılmazer gibi yola çıktıklarını sürekli yolda bulduklarıyla değiştiği için Erdem Süer'i tanımayan arkadaşlar önce bir şey var zannedip yaklaşıyorlar. Daha sonra gerçek kişiliğini ve gerçek bilinçaltını gördükten sonra hızla uzaklaşıyorlar. Baktığınızda liste içerisinde Erdem Süer'in listenin tamamen yenilendiğini ve yeni insanların geldiğini, dolayısıyla yola çıktıklarıyla değil de yolda bulduklarıyla ilerlediğini görüyorsunuz. Bugün bir başkasını satan yarın niye diğer başkasını satmasın? O yüzden de burada Erdem Süer ve Ahmet arkadaşımızın çok doğru bir isim ve çok doğru bir aday olduğunu düşünmüyorum. Diğer adayı arkadaşlar gerçekten pırlanta gibi yeni insanlar. Onları tanımıyorum. Tanımadığım için de yorum yapmak istemiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim 3. listeye. 3. listede gelelim denge grubuna. Evet, denge grubu da çok da denge üzerine kurulmuş bir grup olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü Alpay Gültekin. Evet, Alpay Gültekin İç Mimarlar Odası'na adımını attığında ben bekardım. Şu anda evliyim. 3 tane çocuğum var. Çocuğumun bir tanesi ilkokulu bitirdi. Bir tanesi ilkokula yazıldı. Hala Alpay İç Mimarlar Odası'nda bir şeyler yapma derdinde, bir şeyler yapma gayretinde. Bu iç mimarlık mesleği sana başkanlık da verdi. Sen başkanlık döneminde ne yaptın? İç Mimarlar Odası'na ne kattın ki tekrar ben bu işi iyi yaparım diye aday oluyorsun, ben bu işi güzel yaparım diye aday oluyorsun? Bir kere aday olacak arkadaşların hayatlarına bakın arkadaşlar. Ticaret hayatında ne kadar başarılı, aile hayatında ne kadar başarılı. Ticaret hayatında başarılı olamayan, ticaret hayatını iyi yönetemeyen, aile hayatını iyi yönetemeyen bir kişinin iç mimarlık mesleğiyle ilgili en büyük şube olan İstanbul'u nasıl yöneteceğini düşünüyorsunuz? O yüzden şöyle adayları sizden ricam incelemeniz, Instagram'ından incelemeniz, neler yapıyor, ne projelere imza atmış, nerede çalışıyor. Kimisinin adaylara bakıyorum ofisi yok, kimisi orada burada aracılık yapıyor. Bir kere kendi hayatını ve aile hayatını yönetemeyen iç mimarlar odasını hiç yönetemez. Sevgili meslektaşlarım, biraz inceleyin. Instagram'larına bakın, Facebook'larına bakın, Twitter'larına bakın, hayat görüşlerine bakın, başarılarına bakın. Tekrar altını çiziyorum. Kendi iş hayatını ve aile hayatını yönetemeyen insanların koskoca şube olan İstanbul İç Mimarlar Odası şubesini yönetebileceğini zannediyor musunuz? Bilerek oy verin, anlayarak oy verin, tanıyarak oy verin. Sadece arkadaşınız bu listeye oy ver dediği için oy vermeyin. Bu listede iyilerin yanında gerçekten kötüler de var. Bu mesleğe hizmet edecek insanların yanında hizmet etmeyecek, bu mesleğin sırtından geçinecek insanlar da var. Bize ne düşüyor? Bize düşen şey şu: iyilerden kötüleri ayıklamak, kötüleri kenara çıkarmak. Biz bu seçimde bunu yapmalıyız. Ben bu seçimde bunu yapacağım. Benim elime tutuşturulan bir listeyi olduğu gibi oraya yazmayacağım. Papağan gibi tekrarlamayacağım. Adayları tanıyacağım, inceleyeceğim ve daha sonrasında kendi ideal listemi yazacağım. Yani iz listesinden beğendiğin insanları yazabilirsin. Denge listesinden beğendiğin insanları yazabilirsin. Net listeden beğendiğin insanları yazabilirsin. Bu mesleğe hizmet edecek insanları yazabilirsin. Sen olduğu gibi eline verilen listeyi tutturursan bundan önce iç mimarlık odası neyse bundan sonra da aynısı olur. Senin pazar günü kalkıp gelip zamanını ayırıp oy kullanmanın hiçbir anlamı olmaz. Sen gerçekten mesleğini seviyorsan doğru listeyi sen oluşturacaksın. Sana düşen en önemli görev bu. Çünkü o insanlar senin verdiğin oyla hata yapıyor. O insanlar senin verdiğin oyla kendi çıkarları doğrultusunda iç mimarlar odasını kullanıyor. Yani bunda sen de ortaksın. Sen de ortak olmak istemiyorsan eskilere yol vereceksin. Yeni pırlanta gibi insanlara oy vereceksin. Bakacaksın bundan önce neler yapmışlar. Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Yeter arkadaşlar. Bıkmadı mı bu insanlar? Bu iç mimarlar odasını sömürmekten usanmadı mı? Eskilere yol veriyoruz, yenilere oy veriyoruz. Ben öyle yapacağım. Listeyi elime alacağım ve bütün listeler İlçe Seçim Kurulu'nun onaylı halinde tam karşınızda asılı olacak. Oradan istediğiniz ismi yazarak İstanbul için gerçekten olması gereken listeyi oluşturabilirsiniz. Yani istediğiniz kişilerin sizi yönetmesini sağlayabilirsiniz. Oy kullanırken elinize tutuşturulan listeyi tamamen papağan gibi sıralamak ve yazmak zorunda değilsiniz. Eskilere yol verin, yenilere oy verin. Çünkü ben öyle yapacağım.